Türkiye teknik malzeme sağlayacak mı? Böyle bir katkınız da olacak mı? Teknik ya da personel denetimde neye ihtiyaç varsa biz bunu sağlayabiliriz. Öncelikle bu mekanizmanın nasıl kurulduğuna bakacağız ve daha sonra içinde nasıl yer alacağız, nasıl katkılar sağlayacağız, onlar işin kolay kısmı. Efendim, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile görüştünüz. Tabii ki koronavirüs bir konu ama diğer konu da Türkiye için önemli olandır. Uygur Türklerin durumu, statüsü Sincan bölgesinde. Bu konuyu acaba görüşebildiniz mi kendisiyle ve sizi ne ilgili olarak nasıl bir işbirliğinde ya da Türkiye'nin kaygılarını gidermek için adımlar atacağına yönelik? Evet, bu konuyu biraz önce de söylediğim gibi her görüşmemizde gündeme getiriyoruz. En üst düzeyde getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geçen sene Pekin ziyaretimizde 2 Temmuz'u yanlış hatırlamıyorsam hemen G20 zirvesinden sonra Japonya'daki o ziyaretimizde de bunu gündeme getirmişti. Bizim arzumuz nedir? Uygur Türkleri Çin'in vatandaşıdır. Dolayısıyla Uygur Türklerinin birinci sınıf vatandaş gibi tüm haklarını kullanarak yaşama hakkı var. Ve beklentimiz bu yöndedir. Ve bu konularda da biz tabii Çin'in aleyhine uluslararası toplumda yani Çin'e karşı kullanmak isteyen ülkeler var. O tür propagandalara katılmıyoruz. Biz kendi düşüncelerimizi net bir şekilde söylüyoruz. Gerek uluslararası toplumda olsun en son BM 3. Komitede de Büyükelçimiz Türkiye'nin bu konudaki düşüncelerini net bir şekilde vurguladı ama Çin'in aleyhine kullanmak isteyen yani bu konuyu siyasete alet eden ülkelerin bu propagandasının da parçası olmak istemiyoruz. Çünkü bizim derdimiz başka. Ve Çin'in biliyorsunuz bize bir daveti oldu, bir heyet gönderme konusunda. Biz esasen heyetimizin gitmeden önce nasıl bir programı izleyeceği, nerelere gideceği, kimlerle görüşeceği konusundaki beklentilerimizi hazırladık. Ve daha sonra bu konuda mutabakat sağlarsak elbette göndeririz. Yoksa sadece resmi görüşmeler için bir heyetin gitmesi mümkün olmaz. Çin'e bu davet için teşekkür ediyoruz. Bu sürecin de şeffaf olması gerekiyor. Biliyorsunuz Çin'den bazı açıklamalar da geldi. Uygur Türklerinin özünde Türk olmadığını, etnik olarak olmadığını söylediler. Biz de esprili bir şekilde bunu tabii gündeme getirdik. Böyle açıklamaları doğru bulmuyoruz. Bizim etnik, din, kültür ve tarih bağlarımız var. Ve bizim Uygur Türklerinin meseleleriyle ilgilenmemiz gayet normal. Ama biz Çin'in bütünlüğünü de destekliyoruz. Ve Çin'de herhangi bir Çin'in de terör saldırısına veya terörden çekmesini de biz hiçbir zaman arzu etmeyiz. Biz çünkü terörden çok çektik. Ama herhangi bir etnik gruptan Türk olabilir, Uygur Türk olabilir, Hun Çin'i olabilir veya işte Budist olabilir, Hristiyan olabilir. Bir iki terörist çıktı diye de tüm Uygur Türklerin terörist olarak da adlandırılmasının doğru olmadığını zaten her görüşmemizde söylüyoruz. Ve onların da bu şekilde bundan etkilenmemesi gerektiğini de söylüyoruz. Ve espri bir şekilde de tabii ki bunlar Uygur Türküdür. Yani bunlara Türkçeyi biz zorla öğretmedik. Bizden daha iyi Türkçe konuşuyorlar. Dolayısıyla bu tür açıklamaların da faydalı olmayacağını, doğru olmadığını da dostane bir şekilde söyledik. Yani biz bu konuyu Çin'le ikili ilişkilerimiz düzeyinde de samimi bir şekilde ele alıyoruz. Uluslararası platformda da aynı şekilde başkalarının propagandasına alet olmadan ilkeli bir şekilde hak ve özgürlükleri ön plana çıkararak takip ediyoruz. Dolayısıyla her görüşmede gündeme geldiği gibi bu görüşmede de bu şekilde gündeme geldi. Ben de bir soru soruyorum. Bu güvenlik konferansının konusu batısızlaşmaydı diyorsunuz. Almanya bunu savunurken Amerika tam tersi. Fakat Türkiye'nin değerlendirmesi bu konu nedir? Yani batısızlaşma. Yani Batı'nın dünya genelindeki krizlere geç tepki vermesi veya vermemesi. Şimdi Batı'nın ağırlığı uluslararası toplumda azalıyor. Yani küresel sistemde daha doğrusu azalıyor. Bunun değişik sebepleri var. Batı kendi içindeki meselelere odaklanıyor. Ve kendi içindeki meselelere çözüm bulmak için de bir uyum yok veya konsensüs yok. Değişik politikalar var. İki, Batı neden cazipti? Bir, ekonomik kalkınma.
İki, savunduğu değerler. Şimdi Asya örneğin ekonominin gücü olmaya başladı. Ve Asya artık dünya ekonomisinin %50'sinden fazlasına sahip. Gelir bakımından. Bu daha da artacak. Öyle gözüküyor. Diğer taraftan artık Avrupa Batı bu savunduğu değerleri inkar etmeye başladı. Örneğin demokrasi konusunda tamamen çifte standart içinde. Gerek kendi içinde, gerekse üçüncü ülkelere yaklaşımda. Bazı ülkelerdeki darbeleri bile destekleyebiliyor, göz yumabiliyor. İnsan hakları konusunda da keza öyle. Özgürlükler konusunda da keza öyle. Ve Batı'daki artan ırkçılık, nefret, İslamofobiya, antisemitizm, tüm akımlar esasen Batı'nın savunduğu değerleri de yok etmeye başladı. Batı'yı birleştirmek için kurulan AB ve Avrupa Konseyi dahil önemli örgütleri de temelden sarsmaya başladı. Ve dolayısıyla Batı dünyada, yani Batı'ya olan güven azalmaya başladı. Ama esas burada problem Batı'nın kendi değerlerini inkar etmesi ve Batı'nın kendisinin uzaklaşması. Biraz önce anlatmaya çalıştığım sebeplerden dolayı. Dolayısıyla Münih Güvenlik Konferansı'nın bu yılki teması bence zamanlıca bir tema. Ve Batı'nın da bunu çok ciddi bir şekilde düşünmesi lazım. Tabii buraya dünyanın her yerinden uzmanlar geliyor, siyasetçiler geliyor. Onlar da düşüncelerini paylaşmıştır. Ama esas Batı'nın içinde bunun tartışılmaya başlaması bana göre doğru bir adımdır. Ve bunu tersine çevirebilir mi? Onu da zamanla göreceğiz ama çok ciddi bir anlayış değişikliğine ve çok ciddi bir çabaya ihtiyaç var bu trendi tersine çevirebilmek için. Teşekkür ederim. Manas'la görüşmeyi de ben sormak isterdim ama Almanya ilişkilerimizde. Evet. Yani görüşmede neler gündeme geldi? Özellikle biz taleplerimiz var. Onlar sadece olay mülteci yönüyle mi bakıyor? İdlib'deki mülteciler ama buraya gelmesin mi bakıyor? Yani İdlib'deki mültecilere yine en çok yani Almanya duyarlı oldu. Yani Sayın Şansölye Merkel her zaman olduğu gibi diğerlerine göre daha bir duyarlılık gösterdi ve yardım da ediyor. Zaten kaçak göçmenle ya da düzensiz göçmenle ilgili konularda da ya da gönüllü yerleşimle ilgili konularda da Merkel her zaman diğerlerinden bir adım önde oluyor işin doğrusu. Fakat İdlib'deki durum tabii herkesi endişelendirdi. Bizi her gören ilk önce bunu soruyor. Dolayısıyla İdlib'i konuşmamız normaldi. Berlin Konferansı sonrasında tabii Libya'daki durumu da değerlendirdik. Ayrıca bizim ikili meselelerimiz var. Bunları da karşılıklı olarak değerlendirdik. Beklentilerimizi söyledik. Ve Sayın Merkel'le Cumhurbaşkanımızın el aldığı konularda takibini yapmamız için zaten bize talimatlar vermişlerdi. Bunların da takibini yaptık. Yani Münih Güvenlik Konferansı marjında genelde ikili görüşmeler 20 dakika ile 30 dakika arasında olur. Dolayısıyla 2 saate yakın zaten tüm bu meseleleri Hayko'yla da ele almıştık. Basın toplantısı dahil. Basın toplantısında da zaten soruları aldık, cevapladık. Yani orada dikkatinizi çektiyse bilmiyorum. Alman bir gazetecinin provokatif bir sorusu vardı. Ama cevabını da verdik. Çünkü burada bu FETÖ ve PKK'lıların komple teorilerinden etkilenmiş bir soruydu. Neymiş efendim de işte MİT bunlarla ilgili araştırma yapıyormuş da bunlar için gizli araştırmaya gerek yok. Bunlar tüm faaliyetlerini açık yürütüyorlar. Almanya ve bazı ülkelerde, Batı ülkelerinde, Amerika'da da dahil. Amerika'da en azından şimdi FBI'nin çok ciddi bir soruşturması var. Ara ara bize FETÖ ile ilgili örneğin bize bilgi veriyorlar. Fakat diğer taraftan buradaki faaliyetleri, PKK'ların yaptıkları ortada. Yani bizim camilerimize yüzlerce ırkçı saldırı oluyor. PKK'lılar vatandaşlarımıza saldırıyor. Burada zorla ya da gönüllü para topluyorlar, finans sağlıyorlar PKK'ya. Havaalanlarında ve iş yerlerinde gördüğünüz Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra nasıl saldırdılar. Camilere yapılan saldırılar orada. Vatandaşlarımıza yönelik baskı ortada. Şimdi bunlara hiç değinmiyorlar. Varsa yoksa
FETÖ'cülerin ve PKK'lıların söylediklerini gündeme getirmek. Biz de tabii dün gerekli cevabı verdik. Bizi dinliyorlar. Aletlerle. İşte geçmişte aletleri nereden aldıkları, ne yaptıkları, şimdi onlar daha detaylı bir şekilde çıkacak. Yani istihbarat faaliyetlerini Yani işte öyle kendileri yapıyor. Onlar Almanları da daha önce Amerikalılar dinlemişti. Herkes birbirini istediği yapıyor. Bir de istihbarat toplamak diplomatların görevidir. Yani diplomatın tanımına baktığınız zaman görevidir. Bir de zaten istihbarat mensupları da misyonlarda akredite bir şekilde görevini yaparlar. Yani Alman istihbaratından Türkiye'de akredite olmuş mensuplar var. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın da mensupları zaten bir yere gittiği zaman akredite gayet şeffaf. Yani bu istihbarat toplamak, bilgi toplamak dünyada var. Önemli olan bunları hukuk çerçevesinde, Viyana Sözleşmesi çerçevesinde şeffaf bir şekilde yapmalarıdır, rahat bir şekilde. Evet, çok teşekkürler.